Herkese merhabalar, Coşkun Akademi'de bu haftaki konuğumuz Açelya. Açelya bitkilerimizin güzel yanlarından bir tanesi de bulundukları ortamda fazla detay aramamalarıdır. Fazla detaydan kastımız da aşırı sıcak olması ya da aşırı soğuk olması değil. Orta bir ısı derecesi, yani şu 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 derecelerde yaşayabilir diye bir şey söyleyemiyorum. Örnek vermek gerekirse bizlerin üşüdüğü, ürperdiği bir ortamda bile çok rahat bir şekilde ömürlerini sürdürebilirler. Açelya bitkilerimizin ilk çıkan çiçeklerinde, ilk goncalarında bazen böyle ufak ufak kurumalar olabilir. Üzerinde tutmamaya özen göstereceğiz. Yapmamız gereken en önemli şey, hemen kurumuş bir gonca gördüğümüz zaman ya da kurumuş büyükçe bir çiçek bile olsa görsek, hemen kopartacağız ve bitkimizi temizleyeceğiz, arındıracağız. Kurumuş çiçek, filiz, yaprak üzerinde bulundurmamaya çalışacağız. Kalorifer peteklerinden ya da soba, şömine gibi ısıtıcılardan, klimalardan uzak bir şekilde tutmaya çalışalım. Çünkü üzerine klimanın üflemesi, bir ufo sobasının yanması üzerine doğru, şöminenin ya da bir sobanın ısıtması bu bitkilerde bozulmalara sebep olabiliyor. Direkt olarak ısıtmamalıyız. Direkt olarak bir ışığın altına maruz bırakmamalıyız. Dediğim gibi bulunduğu ortamın çok sıcak ya da şu kadar derece soğuk olmasını adlandırmıyoruz. Yani bizim serinle oturduğumuz bir yerde bile, üşüdüğümüz bir yerde bile bu bitki gayet mutlu bir şekilde ömrünü sürdürmeye devam edecektir. Yaz, kış birer su bardağı su verelim. Dolusuyla birer su bardağı su verelim. Haftada iki sefer verelim bunu. İki senede bir de saksı değişimi verelim. Hatta açelyalarımızda toprak saksılar vardır. Çamurdan yapılan toprak saksılar. Gerçekten biz bunları bulduktan sonra, bunları bulursak, özür dilerim, bunları bulursak o saksıları tercih edelim. Yani normal plastik saksılarda değil de toprak saksılarda ve altının tahliyesi olan, delik olan saksılarda tercih edelim açelyamızı büyütmeyi. Altına da yine güzel bir tabak edinelim. Bulamıyorsak normal evimizdeki herhangi bir eski tabağı da kullanabiliriz. Çünkü açelya bitkimiz suyu tutan saksılarda daha mutlu olabiliyor. Çünkü altının delik olmadığını düşünüp ya da altının delik olsa bile ince bir saksıda sulamasını yaptıktan sonra su tahliye olup gidiyor. Tabakta duran su da bu bitkiyi fazla memnun etmiyor. Evet, orada bir nem oluşturuyor ama toprak saksıda su çok çok daha güzel, nemli bir ortam yaratarak bu bitkinin istemiş olduğu ortamı yaratıyor. Yani bir tane toprak saksı değiştireceğimiz zaman da bir ya da iki boy büyüğünü tercih ederek bularak piyasadan açelyamızı o tip saksılarda barındırmaya devam edelim. Toprağı standart normal çiçekçi dükkanlarında satılan topraklardır. Yine funda toprağı, perlitli funda toprağıdır. O tip ortamlarda mutlu bir şekilde ömrünü uzun bir şekilde size de güzelliğini ve çiçeklerini gösterebilecek bir bitkidir açelyamız. Kendinize ve bitkilerinize iyi bakmayı unutmayın.